Kötülüklerden kötülük seçerken. Zaman, tasarruf şirketinin temsilcileri uzayıp giden dehlizler ve koridorlarda koşuşup birbirlerine en son haberi fısıldıyorlardı. Yönetim kurulunun bütün üyeleri olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bir kısmına göre bu, büyük bir tehlikede bulunduklarına işaretti. Diğer bir kısım ise bu durumdan henüz bilinmedikleri yepyeni bir zaman kazanma imkanının doğmuş olacağı sonucunu çıkarıyordu. Geniş toplantı salonunda duman adamların yönetim kurulu üyeleri hazırdı. Upuzun bir masanın etrafında yan yana sıralanmış oturuyorlardı. Her zamanki gibi hepsinin kurşun rengi çantaları yanlarında ve küçük gri sigaraları da ağızlarındaydı. Yalnız melon şapkalarını çıkardıkları için kabak kafaları parıldıyordu. Deyim yerinde ise atmosfer bozuktu. Masanın baş tarafında oturan başkan ayağa kalktı. Fısıldaşmalar kesilmişti ve iki sıra halinde dizilmiş kül rengi suratlar ona doğru döndü. ''Beyler, durumumuz çok ciddi.'' diye başladı konuşmasına. ''Sizlere acı ama değiştirilemez gerçeği bildirmek zorundayım. Momo denilen kızın yakalanması için neredeyse bütün işe yarar temsilcilerimizi kullandık. Bu kovalama 6 saat 9 dakika 8 saniye sürdü. Bu araştırmaya katılan temsilcilerimiz bütün bu süre boyunca asıl görevleri olan zaman kazanma işlerini yapamadılar. Bu kayba bir de kızı kovalamak için sarf ettikleri zamanı ekleyin. Sonuçta kaybettiğimiz zaman tam tamına 3 milyar 738 milyon 259 bin 119 saniyedir. Beyler, bu bir insanın ömründen daha fazladır. Artık bunun bizim için ne anlama geldiğini açıklamaya gerek duymuyorum.'' Bir süre sustu. Salonun baş tarafındaki duvarda dev gibi metal bir kapı vardı. Üzerinde bir takım sayıların olduğu birkaç kilit göze çarpıyordu. Başkan kolunu görkemli bir hareketle kapıya doğru kaldırıp sesini yükseltti. ''Beyler, zaman hazinemiz tükenmez değildir. Aradığımıza değseydi bari. Sadece boşuna kaybedilmiş bir zaman. Momo denilen kız elimizden kaçtı. Beyler, böylesine bir şey ikinci bir defa olmamalı. Böylesine pahalıya patlayacak her türlü girişime karşıyım. Bizler tasarruf etmek zorundayız, savurmak değil. Sizden dileğim bütün planlarımızı bu anlamda yapmanızdır. Şu anda başka bir sözüm yok. Teşekkür ederim.'' Yerinde oturup sigarasından dumanlar savurdu. Sıralar arasında heyecanlı fısıltılar dolaştı. Bu sefer masanın diğer başından bir konuşmacı kalktı ve bütün başlar ona döndü. ''Beyler, zaman tasarruf şirketinin sağlam kalması hepimizin gönlünden dileğidir.'' diye başladı. ''Ama bana öyle geliyor ki olayı bu kadar büyütüp tedirginlik yaratmak ve bir felaket haline getirmek gereksiz. Durum böyle değil. Hepimizin biliyoruz ki zaman hazinemiz yedek deposu söz konusu kaybın birkaç katını bile karşılayacak kadar doludur. Bir insan ömrü bizim için nedir ki? Önemsiz bir ayrıntı. Beraber bu gibi şeylerin tekrarlanması konusunda Sayın Başkanımızla aynı görüşteyim. Fakat Momo adlı kızın olayı zaten tektir. Şimdiye kadar bir benzerine rastlanmadığı gibi ikinci defa olacağını da sanmıyorum. Sayın Başkanımız, Momo adlı kızın elinizden kaçırılmasına kınamakta haklıdır. Fakat biz zaten bu kızı zararsız hale getirmek istemiyor muyduk? İşte bu isteğimiz en iyi şekilde gerçekleşti. Kız ortadan kayboldu. Zamanın ötesine geçti. Kurtulduk. Sanırım bu sonuca sevinmeliyiz.'' Konuşmacı söylediklerinden memnun bir tavırla gülümseyerek yerine oturdu. Birkaç yerden zayıf bir iki alkış duyuldu. Şimdi de uzun masanın ortalarından bir konuşmacı doğruldu. ''Kısa konuşacağım.'' diyerek sözüne asık bir suratla başladı. ''Dediğimiz yatıştırıcı konuşmayı son derece sorumsuzca buluyorum. Bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Biliyoruz ki bize ve işimize zarar verecek son derece tehlikeli bazı yetenekleri var. Bu olayın şimdiye kadar tek olması bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez. Uyanık olmalıyız. Bu çocuğu denetim altına almadan rahat edemeyiz. Yalnızca o zaman artık bize zarar veremeyeceğine emin olabiliriz. Zamanın ötesine geçmeyi nasıl başardıysa geri dönmeyi de her an başarabilir ve dönecektir.'' Kurulun diğer üyeleri başlarını omuzlarının içine çekip oldukları yerde sindiler. ''Beyler, özür dilerim ama biraz açık konuşmak zorundayım. Gerçeklerden kaçmayalım.'' diye üçüncü konuşmacının karşı sırasında oturan biri söz aldı. ''Bu işe yabancı bir gücün karıştığını kabul edelim. Ben bütün olasılıkları düşündüm. Bir insan yavrusunun canlı olarak ve kendi gücünü kullanarak zamanın ötesine geçme olasılığı 42 milyonda birdir. Başka bir deyişle pratik olarak da olanaksızdır.'' Yönetim kurulu üyeleri arasında heyecanlı bir uğultu yükseldi. Bütün bunlar gösteriyor ki Momo adlı kızı elimizden kurtulması için yardım edilmiştir.
diye ortalık yatışınca devam etti konuşmacı. Kimden sözü ettiğimi sanırım hepiniz biliyorsunuz. Söz konusu kişi Hora Usta'dır. Bu isim duyulur duyulmaz duman adamların bir bölümü tokat yemiş gibi titremeye, bir bölümü de yerlerinden fırlayıp yüksek sesle birbirlerine bağırarak protesto etmeye başladılar. Lütfen beyler diye gürültü önlemeye çalıştı dördüncü konuşmacı. Kollarını iki yana açmıştı. Kendinizi toplayın efendiler. Bu ismin bir kere bile olsa anılmasını yaklaşık almadığını ben de biliyorum. Bunu söylemem kolay olmadı. Konusu kişi Momo adlı kıza yardım etmişse bir nedeni var demektir. Ve çok açıktır ki bu neden bize karşıdır. Kısacası beyler şunu iyice bilmeliyiz ki söz konusu kişi bu çocuğu yalnızca geri göndermekle kalmayarak onu bize karşı silahlandırarak gönderecektir. O zaman da bizim için ölüm tehlikesi var demektir. O halde biz burada bir insan ömrünü ikinci defa gözden çıkaracak mıyız diye düşünmeyi bir kenara bırakmalı ve gerekirse bu yola her şeyimizi tekrar ediyorum, her şeyimizi koymalıyız. Çünkü böyle bir durumda tasarruflarımız bizi çok pahalıya mal olacaktır. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Duman adamlar arasındaki heyecan daha da arttı. Herkes birbirleriyle konuşuyordu. O sırada 5. konuşmacı sandalyenin üzerine fırlayıp sesini duyurmaya çalıştı. ''Susalım, susalım!'' diye haykırdı. Konuşmacı arkadaşımız bütün tehlikeleri sayıp döktü. Fakat anlaşıldığı kadarıyla bu duruma karşı ne yapmamız gerektiğini kendisi de bilmiyor. Her türlü özveriyi göstermeliymişiz. İyi, hazinemizi esirgememeliymişiz. Bu da iyi. Ama bunların hepsi boş sözler. Asıl ne yapacağımızı söyleyin bize. Hiç kimse o söz konusu kişinin Momo adlı kıza karşı neyle silahlandıracağını bilmiyor. Bilinmeyen bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çözülmesi gereken asıl sorun budur. Ondaki gürültü ayyuka çıkmıştı. Her tarafta bağıranlar, masaları yumruklayanlar, ellerini yüzlerine vuranlar vardı. Herkes panik içindeydi. Altıncı konuşmacı gürültü arasında güçlükle sesini duyurmaya çalışıyordu. Fakat beyler, beyler lütfen, lütfen sakin olalım, rica ederim diye üst üste birkaç kere tekrarladıktan sonra sözünü dinletebildi. Soğukkanlılığı elden bırakmayalım. Şu an en önemli şey budur. Diyelim ki Momo adlı kız geri geldi. Elinde ne tür bir silah varsa artık bilmiyoruz. Herhalde onunla teke tek savaşacak değiliz. Bizim böyle bir karşılaşma için uygun bir yapımız yok. Tepsincinin durumunu göz önüne getirin. Aslında buna da gerek yok. İnsanlar arasında yeterince yardımcımız var. Bunları kurnazlık ve gizlilikle kullanabilirsek kendimizi ortaya çıkarmadan Momo adlı kızdan da ondan gelecek tehlikeden de kurtulabiliriz. Üstelik bu hem ucuz ve tehlikesiz hem de en etkin yol olacaktır. Yönetim kurulu üyeleri derin bir soluk aldılar. Bu öneri hepsine uygun görünmüştü. Hemen kabul etmek üzereydiler ki masanın öteki ucundan 7. bir konuşmacı söz aldı. Beyler, burada hep Momo adlı kızdan nasıl kurtulacağımızı düşünüp duruyoruz diye başladı. Açıkça söyleyelim, bu tamamen korkudan ötürü. Oysa korku insanın aklını başını alır. Bana kalırsa biz büyük bir fırsat kaçırıyoruz. Şöyle bir deyiş vardır. Yenmediğin kişiyle dost ol. Öyleyse neden Momo adlı kızı kendi tarafımıza çekmeye çalışmıyoruz? Bir dakika diye seslendi birkaç kişi. Söylemek istediğinizi biraz daha açıklar mısınız? Öteden beri arayıp durduğumuz o söz konusu kişiye giden yol bu çocuk buymuş diye anlattı konuşmacı. Demek ki her zaman oraya yine gidebiliriz ve bizi de götürebilir. O zaman kendi yöntemimize söz konusu kişiyle hesaplaşırız. Onun işini çok çabuk bitireceğimizden eminim. Hem bir kere o noktaya geldik mi artık binbir zahmete katlanıp saatleri, dakikaları, saniyeleri toplamamıza gerek kalmayacak. Bütün insanlığın tüm zamanını bir hamlede ele geçireceğiz. İnsanların zamanına hükmedenin gücünü sınırsız olur. Beyler iyi düşünün, amaca ulaşıyoruz ve biz buna hepinizin yok etmeye çalıştığı Momo adlı kız sağlayacak. Salona ölüm sessizliği çökmüştü. Fakat biliyorsunuz Momo adlı kıza yalan söylenemiyor diye bir süre sonra konuştu işlerinden biri. Temsilcinin başına gelenleri unutmayın. Aynı şey hepimizin başına gelebilir. Yalandan söz eden kim? Dedi konuşmacı. Elbette ona planlarımızı açıkça anlatacağız. Ama o zaman buna asla yanaşmaz diye biri hemen karşı çıktı. Bu olacak şey değil. Ben bundan pek emin değilim diyerek tartışmaya katıldı 9. konuşmacı. Elbette ona çekici gelecek bir şeyler sunacağız. Örneğin ona istediği kadar bol zaman için söz verebiliriz. Tutamayacağımız bir söz diye atıldı öteki duman adam. Elbette tutacağız diye soluk bir tavırla güldü 9. konuşmacı.
yoksa dürüst davranmadığımızı hemen anlar. Hayır, hayır diye elini masaya vurarak bağırdı bu sırada başkan. Ben buna dayanamam. Ona istediği kadar zaman verecek olursak bu bize bir hazineye mal olur. Hiç de değil, dedi konuşmacı. Bir çocuk ne kadar zaman harcayabilir? Şüphesiz devamlı kaybımız olacak ama buna karşılık bir de kazancımızı düşünün. Bütün insanların zamanı. Momo'nun kullanacağı kadarına gider defterinde masraf olarak göstereceğiz. Elde edeceğimiz karı düşünün, beyler. Konuşmacı yerine oturdu. Herkes kazanılacak karı düşünmeye başlamıştı. Gene de bu iş olmaz, dedi en sonunda 6. konuşmacı. Neden? Nedeni çok basit. Bu kızın zaten istediği kadar zamanı var. Ona fazlasıyla sahip olduğu bir şeyi vererek kandırmaya kalkmak anlamsız. Öyle, ilk önce ondan zamanımızı alırız, dedi 9. konuşmacı. Ah dostlarım, diye yorgun bir sesle konuştu başkan. Bir çemberin içinde dönüp duruyoruz. Bu çocuğa yaklaşamıyoruz bir türlü. Sorun da bu. Hayal kırıklığının yol açtığı bir iç çekiş tüm salonu dolaştı. İzninizle bir önerim var, diye el kaldırdı 10. konuşmacı. Söz sizin, konuşun lütfen, dedi başkan. Duman adam başını eğerek başkalarını selamladı ve konuşmaya başladı. Bu kız arkadaşlarına çok bağlı. Zamanını başkalarına ayırmayı seviyor. Ama düşünün bir kere. Zamanını paylaşacağı kimse bulamazsa ne yapar? Gönül rızasıyla uygulamak istemezse biz de arkadaşlarına yöneliriz. Evrak çantasından bir liste çıkarıp açtı. Öncelikle çöpçü Beppo ve turist rehberi Gigi var. Sonra da isimleri uzun bir liste tutan çocuklar geliyor. Görüyorsunuz beyler, ortada büyük bir sorun yok. Bütün bu kişileri ondan öylesine çekip uzaklaştıracağız ki onlara bir daha erişemeyecek. O zaman zavallı küçük Momo yalnız kalacak. Bol bol vakti olmuş, neye yarar? Zaman onun için bir yük olacak, hatta bir bela. Er ya da geç buna dayanamayacak hale gelecek. İşte o zaman ortaya çıkıp koşullarımızı öne süreceğiz. Saniyenin onda birine karşı 1000 yıl ile bahse girerim ki arkadaşlarına geri alabilmek için o kişiye giden yolu bize gösterecektir. Umutsuzluk içinde başları önüne düşmüş olan duman adamların oturdukları yerde dikildikleri görüldü. Dudaklarında bıçak gibi keskin gülüşler belirdi. Alkış sesleri uçsuz bucaksız koridorlar ve dehlizler boyunca yankılar uyandırırdı.